Türkiye'deki işsizlik sorununu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bence Türkiye'deki işsizlik oranı şöyle bir şey söyleyeyim. Normal yandaşlarına vermese, normal herkes bunun parasını kesse, bunun parasını kesse, vergisini kesse, normal insanlara iş verse kimse işsiz kalmaz. Ama maalesef kimse görmüyor bunu. Görmediğinin sebebi de söyleyeyim. Git bir haberlere bak, bugün kim gitmiş cuma namazına? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Sanki ondan başka kimse cumaya gitmiyor. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Yani insanlar biraz da yani hak ediyorlar. Ama halbuki insan düşünse, benim için ben partiyi hiçbir zaman desteklemiyorum. Ben HDP'liyim ama ben ilk girdiğim zaman diyorum ki vatan için, millet için hayırlısı hangisi, Rabbim onu versin. Ama insanlar bunu düşünmüyor. Bu partiye oy veriyorum da bu parti 10 senedir, 20 senedir buradadır, ne yaptı? Açlık var mı? Yok mu? İlerliyor muyuz? Geriliyor muyuz? Yol yaptı, şey yaptı. Tamam, yol yaptı olabilir. Millet aç, millet. Millet yol mu yiyecek? Beni asalar da gerçek olanları söylerim yani. Bir insan en azından bunu düşünsün. Beyin vermiş Allah. Alın yazı diyor ya, bir de arkasında beyin var. Ne kira alıyor, ne vergi alıyor. Kullansın bence herkes. Bunu... Geçtiğimiz günlerde Recep Tayyip Erdoğan, kaliteli olan, kalifiye olan her genç iş bulabilir dedi. Siz katılıyor musunuz buna? Demek ki tamam, Türkiye'de o kadar kalitesiz genç var ki, hepimiz kalitesiziz demek ki. Burada sesleniyorum, çocukları kalitelidir, damadı kalitelidir. Biz de kalitesiziz, doğru söylüyor. Kaliteli olsaydık biz bu duruma düşmezdik. Anlatabildim mi güzel kardeşim? Neyin kalitesi ya? Marka mıyız biz? Ne kalitesi? Öyle bir saçmalık mı olur ya? Yani tabii bunu diyorlar, herkes de alkışlıyor. Kalitesiz mi insanlar? Bu kadar işsiz olanlar hepsi kalitesiz mi? Kaliteli olsaydı bizi de kaliteli yapsın. Cumhurbaşkanı ya bizi yönetiyor, ülkeyi yönetiyor. Bu kadar kalitesiz insan geldikten sonra, o geldikten sonra kalitesiz oldu. Kimse olmadı yani. Efendim, geçtiğimiz günlerde Recep Tayyip Erdoğan bir yurttaşın iftar sofrasına katıldı. O görüntüleri gördünüz mü? Ne düşünüyorsunuz onunla ilgili? Yok kardeşim, vallahi görmedim. Görmediğim bir şeyde şey yapamıyorum. Şöyle söyleyeyim sana, görmediğim bir şeyde yorum yapamam. Peki sizce Recep Tayyip Erdoğan halkın yanında mı? Halkın tabanına inebiliyor mu? Halkın ne durumda olduğunu biliyor mu? Yani sizce? Şöyle söyleyeyim güzel kardeşim. Çok sen de biliyorsun, ben de biliyorum. Yani olduğu zaman çok, eğer halkın içinde olsaydı bu kadar işsizlik olmazdı. Bu kadar yani ne bileyim, insanlar nasıl anlatayım? Yani insanlar bunalıma girmezdi ya. En azından insanların derdini bilirdi. Halkın ne istediklerini bilirdi. Konuştuğun zaman ertesi gün cezaevindesin. Konuşamıyorsun. Yanlış mıyım? Siz de biliyorsunuz. Hani bir şeyde röportajda vardır, odur o diyor. Bunu diyebilirim kardeşim. Korkuyor musunuz peki konuşmaktan? Ben korksaydım şu an konuşmazdım. Ben gerçek olanları hiç kimseye iftira atmam. Ama gerçek olanı da söylerim. İstersen 1000 yılda yatarım yani. Gerçek konuşuluyorsa, cezaevine atılıyorlarsa ya da tutuklanıyorlarsa alsınlar. Ben hiçbir terbiyesizlik ya da ne bileyim böyle hakaret edici kelime kullanmam. Ama bir insana kullandığı kelimeyi de ben de aynısını ona iade ederim. Eğer onun hakkı varsa o da insandır, ben de insanım. Kimseden üstünlüğü yok. Bunu diyebilirim kardeşim.